Hocam programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Sağ olasın, sağ olasın. İlk sualımız bir bacıdan. Dini biz iki bacıyık. Birbirimize bazı şeylerimiz oldu. Küskün olduk. Sonra kaç defa ben bunun evine gidirim. Sıla-i rahmi yapıram ama o bacı o ziyaratı bana yapmır ve gidenlem de bana üz vermir ve yahut da ağır sözler bana deyir. Acaba sen o nasihatu nedir bu kadın? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi nasihatimiz o bacılara, herkisine Allah razı olsun. O birisinden ki bunu ziyaret eder müstemir. O birisine de nasihatimiz o de. Madem bacı geldi sana uyanı ve gelesen ne var ise cevluda silesen özünü. Çünkü nişin madem geldi üzeri ve eğer sen suçlusan, eğer özü suçlu gele bu hakid ve hasad kalmasın ortaya uza. Sonra siz bazısız ve Allah'ın yanında da sen muhasebe olsan ecemunun özrünü kabul etmese o ecir sahabı olur. Çünkü Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Kasem edilir. Diri üç şey. Birinci şey nedir? Diri kasem edilen bir denenin malı az olmaz ece sadaka verse. Yani yok bir dene sadaka ver de diyorsun valla malım az olur. Kasem edir yani malı çok olur az olmaz. Ve bir de kasem edir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diri bir dene yani afyetmağiden Allah'ın yanında çok aziz olur. Ve bir de kasem edir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diri ecel geldiyse bir dene Allah'ın tavadu ay mutavadu olduysa Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada o dünyada neze diğer derecesin üstüne gider. Onun için sen de bunu affetse Allah'ın yanında aziz olsan ve Allah'ın da yanında derece üstüne olur. Ve inşallah diyor dede bir şey kalmaz. Bir vüzdan neze diğer ıslah olun. Belki Allah subhanahu wa ta'ala halıza ve halımıza rahmet edin inşallah. İnşallah. Hocam adamın birisi vefat etti. Bel. Bunun zürriyeti yoktu. Bel. Ama bazı kardeşi var. Bel. Bir bacısı da var babasından. Bel. Anasından değildir. Bel. Babasından. Acaba o kız, o arvat. Bel. İkin bacısı da babasından. Bel. Bunun varisesi ona düşer yoksa düşmez. Eğer babasından ise düşmez. Düşmez. Bel. Ama nenesinden ise düşerdi. Düşer hocam. Madem indi babasındandı manası düşmez. Hocam. Yani yalnız babadan olsa düşmez. Bel. Gelseydi neneleri de bir olsa. Bir olsaydı tamam. Babalar bir olmasa ama analar bir olsa. Düşerdi. Bel. Evet. Peki geçenlerde konuştuk ki darpantür girmek ben, bunun üzerine. Ben. Onun için bazı şeyler oldu, sorular oldu. Acaba ben, bir tüken, bir sahab, mahal sahabi ben, geldiyse dar asbabları veya da kısa asbabları satarsa ben, bunun parası halal diyorsa haramdır. Vallahi bizim şeriatımızda yani bazı umurlar var, biz basit almayalım özünü. Allah subhanahu wa ta'ala ne şeyi haram edipti, ecesin satsa özünü, taban onda her görmezsen. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İnna Allaha iza harrama şey'en harrama semenuhu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bir şeyi haram etse, ondan sonra sen kaksa satsa özünü, onun parası da haram. Parası da haram. Yani nece aynen mesel cahit edik panturun. Çünkü İslamiyet'te yoktu bu şey. Ama mesela dağın dar aziyelerdi, o kısa aziyelerdi. Yani o aziyelerdi ki pazarlarda girinli layık döyücü Müslüman arvodlar, Müslüman kızlar girsin. O da caiz döyücü satılsın. Ve biz de neze diğer aynen ayet yatırdık Allah subhanahu ta'ala nedir? Ve ta'avanu alel birri ve takva ve la ta'avanu alel ismi ve udvan. Çünkü bu ismdi ve udvanı da ve bu diyebilirim sana yani teyzi etsen keanneme dişen Müslüman kızları ben iyi asbab yatırmışam kısa azbab getirmişim gelin aleyhi sıkardın yazıya burada yani haramdan da ayrı sen sebep olsan ve inşallah teala o adamlar bu şeylere ittikal edip de keanneme rızkımın üzerindedir Allah için terk et sözün Allah subhanahu teala her rızık yolları özellikle inşallah teala. İnşallah hocam bazı kimseler var mesela bunlar sakat insanlardı yani kamil insandı yani. Bunlar bazı diri kısımlara gidende bize bir başka bir gözle bakırlar. Yani hoş bir gözle bakmırlar. Peki bunların nasihatü nedir ki bu insanları Allah Teala bu şekilde yapar? Bela. Tabi Allah Subhanahu Teala bazı adamlar mesela
öz məxluqatı da Allah Subhanahu Taala nə üçün bunun ayağını yox, bunu xalq edib ayaqsız, onu xalq edib əlsiz, onu xalq edib kör, onu xalq edib kər, eşitmir. Hətta biz ibtili olağın bunlardan, biz ticarət edəğin bunlardan. Sən təsəvvür etmirsən, əgər bir evdə yetim evladı olduysa o evdə, o evdə bərəkət enər. Bir evdə xəstə olduysa, əgər o xəstəyə müdadirə etsələr özünü, məsələn, gözəl, bunun 5 vaxt, 3 vaxt bunun əbdəsini assalar, او مثلا درمانون ورسلان yardım etsələr özünə Allah subhanahu ta'ala bunları o evi hapsini əvvələn bərəkət salar və sonra bu dünyada o dünyada Allah subhanahu ta'ala razı ol özlərindən. Onun için yəni biz bu muavvıqları yəni çox hürmət edəğin, yəni deyə biləm səni ihtiram edəğin özlərindən, sonra bunlardan ticaret edək Allah'tan. Yəni hiss edəğin bir şeydir Allah subhanahu ta'ala bu ibtiladır bizə verib Allah'tan ticaret edəğin. Yəni Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da ne dedi? Ya eyvəl-ləzina amanu hal edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin alim. Yani Allah dedi ben size ticaret gösterdim hatta sizi o dünyanın azabından xilas edim. Ticaret eləyin bu yüzden cihad eləyin Allah için, malınızı verin Allah için fi sebilillah hatta Allah subhanahu wa taala halınıza rahmet etsin. Yani dedi günün bir gününde Ömer bin Hattab radıyallahu anhu yani umurun doğulandan sonra namazın kılandan sonra adaletin edenden sonra hala yani nezediyet bir ihtiyadi bir şahıs yani peygamberin hayatında sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi çıxdım Mədinənin ətrafına dedi baxam bir xeyr iş tapım özüm üçün hətta ticarət edim. Gəldi baxdım Mədinənin ətrafında uzaqda bir necə deyə bir kux belə xeymə də döyəcə yəni ağac mağaçdan baxdı girdi içinə bax. Bir çardağ girdi içinə baxdı bir ixtiyar arvad kör arvad oturubdu. Kimsəs yoxdur bunun xidmətində. Salam verdi özən dedi bacı səni kim var vallahi dedi oğlum mənim kimsəm yoxdur. Bir oğlum var idi o da şəhid oldu. Bir qəzvədə peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve sellem cihada getdi. Oğlum şəhid oldu indi kimsəm yoxdur mənim. Dedi ya arvad ya bacı ixtiyar bir arvad dedi ya bacı mənlə səni ortaya da əhd olsun mən gündə 3 vaxt gəlirəm yeməyi yatırıram. Qurfağı, av mədələ, bu çardağı sipirirəm sən üçün sularam, o özüm də məmnun olam. Bir gün, iki gün, üç gün, bu Ömer bin Xattab radiyallahu anhu, bunu ilə istəyir, buna xizmət etsin, ticaret etsin Allahdan. Bir gün gəldi, baxdı, çardaq pək silinibdi, bu arvad yemək yiyib, tox olub, əbdəsin alıb, namazın qılıbdı. Gəldi, dedi, bacı, kimdir bu? Gəldi məndən üsküyə, dedi, vallaha, mənimlə Allahdan əhd etdi, hətta kimsəyə deməyim bu həkatı. Mən də deyə bilməm sənə, çünki bu adamla əhd etmişəm mən. O idi Ömer bin Xattab, radiyallahu anhu, dedi, bu çardağın, mədələğin qanşağında bir belə dağ, şey var idi, belə bir üsküyə yeri var idi, orada saxlandı. Biz ən baxdı, Əbu Bəkr Sıddiq, radiyallahu anhu, girdi, arvadın yemək gətirib, arvadın nəzə deyər, qurfasını peçlədi, sildi, sipirdi və qabını da qaldırdı yaxiyandan sonra çıxanda yazıya, oydu Ömer bin Xattab radiyallahu anhu, qanşalladı özünü, dedi ya Əbu Bəkr, bu şeydə bizi geçdi, bu şeydə bizi utdu. Onun için gerek biz ticaret aktarağın Allah'tan. Sana umudur Allah subhanahu ta'ala namazı hatit için. Tamam namaz yani farz üzere. Umudur namazı hatit seni cennete atmaz. Ama mesela zekatı hatit cennete atmaz. Bazı umurlar var. Umudur bir maavukun cevlin yapsa o hizmet etse o azine ticaret etse o Allah'tan. Onun hatit için Allah subhanahu ta'ala umudur rahmet eder hali var. Onun için bizim de nisihatimiz o adamlara, o evlere ki bunlar girir, bunlar bereketler. Bunlar girmeklerden Allah'ın bereketi özleriden de onun için gene bunlara nezeder güzel haçatlardan, av metallerin ibtisameyden, gülmekten bunlar kanşalayak, iyi yemekler koyakın özlerine, hatta belki Allah subhanahu ta'ala razı ol hapımızdan. Onun üzerine kim bir böyle insanlar.